Merhaba arkadaşlar. İşçi problemlerine devam ediyoruz. Bu videomuzda işleyeceğimiz kısım bir işçi işe tek başına başlayacak. Bir müddet sonra başka bir işçi işe katılacak ve işi birlikte bitirecekler. Burada kullanacağımız yöntem şu olacak. 1 bölü 1. işçinin işi tek başına bitirme süresi çarpı T1. T1 dediğimiz tek başına çalıştığı süre artı ikinci kısımda birlikte çalıştıkları süre. Yani 1 bölü 1. işçinin işi bitirme süresi artı 1 bölü 2. işçinin işi bitirme süresi çarpı T2. T2 dediğimiz birlikte çalıştıkları süre eşittir 1. Kullanacağımız formül bu olacak arkadaşlar. Şimdi bu formülü sorular üzerinde uygulayalım. Bir işi Orhan 12 günde, Osman 24 günde bitiriyor. Orhan tek başına 3 gün çalıştıktan sonra Osman işe katılıyor ve işi bitiriyorlar. Birlikte kaç gün çalışmışlardır diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar 1 bölü ilk önce Orhan tek başına çalıştığı için 1 bölü 12 çarpı tek başına çalıştığı süre 3 artı birlikte çalışmaya başlıyorlar daha sonra. 1 bölü 12 artı 1 bölü 24 çarpı T2 eşittir 1 diyoruz. Önce tek başına çalışıyor, sonra birlikte çalışıyorlar ve işi bitiriyorlar. 3 ile 12'yi sadeleştirdik. 4 kaldı. 1 bölü 4 artı. Burayı da 2 ile çarpıyorum. 2 bölü 24. 1 ekledim. 3 bölü 24 çarpı T2 eşittir 1'den. 1 bölü 4'ü karşıya atıyorum. Burayı da sadeleştirdim. 8 kaldı. Yani T2 bölü 8 eşittir. 1 eksi 1 bölü 4'ten 4, 1 çıkarttık. 3 bölü 4. İşler dışarı yaparsak 4T2 24'e eşit. 3 çarpı 8'den 24. Her iki tarafı 4'e böldük. T2 eşittir 6. Yani birlikte 6 saat çalışmışlardır. Bir işi Ahmet 8 gün, Ayhan 12 günde yapabiliyor. Ahmet tek başına 3 gün çalıştıktan sonra Ayhan işe katılıyor ve iş bitiyor. Birlikte kaç gün çalışmışlardır? Önce Ahmet tek başına 3 gün çalışıyor. 1 bölü 8 çarpı 3 artı. Sonra birlikte çalışıyorlar. 1 bölü 8 artı 1 bölü 12 çarpı T2 diyoruz. Bu T2 birlikte çalıştıkları süre eşittir 1. Şimdi arkadaşlar bunların paydasını eşitleyelim. 3 ile 2 ile 3 bölü 24. 2 bölü 24'ten 5 bölü 24 çarpı T2 eşittir. 1 eksi burası 3 bölü 8'dir. Karşıya atıyorum. 5 T2 bölü 24 eşittir. 8 3 çıkarttık. 5 bölü 8. 5'ler gitti. 8 ile de 24'ü sadeleştirdik. 3 kaldı. Yani T2 bölü 3 eşittir. Karşı tarafta 1 kaldı. İçler dışlar yaparsak T2 eşittir 3. Yani birlikte 3 saat çalışmışlardır. Yani 3 gün çalışmışlardır. Bir işi Berk ile Burak 8 günde bitirebilmektedir. Birlikte işe başladıktan 4 gün sonra Can işe katılıyor ve 6 günde bitirmiş oluyorlar. Can işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar Berk X günde, Burak Y günde, Can da Z günde bitiriyor olsun iş tek başına. Burak'la Berk yani 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 8. İkisi birlikte 8 günde bitirdiği için 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 8 diyebiliyoruz. Şimdi ikisi birlikte 4 gün çalıştıktan sonra Can işe katılıyor diyor. 1 bölü x artı 1 bölü y. İkisi birlikte 4 gün çalıştı. Artı daha sonra Can da işe katıldı. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z. Üçü birlikte kaç gün çalıştı bakalım. Can katılıyor ve iş 6 günde bitiyor. Bunlar 4 gün çalıştıysa, iş de 6 günde bittiyse bunlar birlikte 2 gün çalışmıştır. Eşittir 1 diyoruz. 1 bölü x artı 1 bölü y, 1 bölü 8'de çarpı 4. Burası 1 bölü 8 artı 1 bölü z çarpı 2 eşittir 1. Sadeleştirdik 1 bölü 2 kaldı. Karşıya atıyorum. Şunu da dağıtıyorum. 2 bölü 8 artı 2 bölü z eşittir 1 eksi 1 bölü 2'den burası 1 bölü 2 olur. Burayı sadeleştirdim. 1 bölü 4 kaldı. 1 bölü 4'ü karşıya atıyorum. 2 bölü z eşittir. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4'ten. Buranın paydasını eşitlersem şöyle. 2 bölü z eşittir. 2 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkarttık. 1 bölü 4 kaldı. İçler dışlar yaparsak z eşittir 8. Yani Can tek başına bu işi 8 günde bitirmiş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.